Dikkat dağınıklığı çok görülmekte, özellikle öğrencilerde. Bu konuda bitkisel yöntemler veya tedavileri var mı İbrahim Bey? Evet, çok güzel. Bu dikkat dağınıklığı, konsantre olamama, sınavda başarılı olamama, Evet. sınavda stres, gerilim, efendim psikolojik böyle rahatsızlıklara karşı Doçent Doktor Kemal Bey ve Ege Üniversitesi'nden kimyager Deniz Bey 15 yıl çalıştıktan sonra çok özel bir formül geliştirdiler. Kişinin IQ'sunu artırıcı yani zekasını geliştirici IQ Plus diye. Ben onları fuarda gördüm, dedim ki bitkisel gıda takviyeleri fuarında, dedim ki siz niye geldiniz? Bitki ekstrakları üretiyorlar. Bizim de ürünümüz var. Nedir? IQ Plus. Ne var içerisinde? Bir baktım. Aa, ben de üretirim dedim. Zaten düşünüyordum böyle bir şeyler. Dediler ki üretmene gerek yok. Biz de zaten satıyoruz. Sana satalım. Onlardan üretim haklarını aldım. IQ Plus. Birleşiminde ginkgo, ginseng, sarı kantaron, üzerlik, turunç kabuğu, yeşil çay gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktı var. Ne yapıyor? Beyni çalıştırıyor. Beyne kan akışını artırıyor. Oksijen akışını artırıyor. Nöronları besliyor. Böylece kişi konuya odaklanıyor. Yani yapacağı işte başarılı oluyor. Mesela sarı kantaronun birleşiminde hiperforin ve hiperisin gibi etken maddeler var. Bu beyindeki serotonin hormonu salgılamasını artırır bir. Evet. Noradrenalin hormonu salgılamasını artırır iki. Dopamin hormonu salgılamasını artırır 3, glutamat hormonu salgılamasını artırır 4. Bu ne demek? Kişiye mutlu, neşeli, huzurlu yapar 1. Noradrenalin hormonu kişiyi konuya odaklandırır. Glutamat ise kişiyi yaptığı işten zevk alır. Mutlu olur. Yani bu çeşit özellikler var. Sadece 19 çeşitli bir bitkiden bahsediyorum. Evet. Mesela atalarımız eskiden nazar otu diye bir ot bulunurdu. Eskiden her evde nazarlık asılırdı. Gelenlerin kem gözlerinden işte korusun evi, evin fertlerini diye. Şimdi bu nazarlık unutuldu. Neden o esasında nazarlık nazar için değil de aslında çok önemli fonksiyonları olduğu için ona bir mistik bir şey yüklediler, görev. Aslında mesela rahmetli annem eskiden köyde hastalanan biri hastalandı mı bize gelirdi. Böyle hafif rahatsızları olanları hemen tedavi iyileştirirdi. Üzerliği alırdı böyle tavada hafif kavurur. Tütsü yapardı. Baş ağrıyan efendim gözünden, kulağından basit rahatsızları olanlara tütsü yapardı. 10 dakika sonra iyileşirlerdi. Sonra birkaç gün sonra teşekkür ederlerdi. Kimi yoğurt getirir, kimi süt getirirdi. Evet, köyde annem böyle ufak tefek rahatsız olan herkesi tedavi ederdi. Dedesinden el almıştı. Yani 1000 yıllık bir kültürün devamı. Devam edip geliyordu atadan, babadan, dededen. Şimdi Van'da 100. Yıl Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmalarda üzerliğin analjezik yani ağrı kesici olduğu belgelendi. Yani yeni bir çalışma, klinik araştırması üzerliğin çok farklı farklı etkilere sahip olduğu belgelendi. Ağrı kesici özelliği olduğu, konsantrasyonu arttırdığı, baş ağrısını önlediği, nefes darlığına iyi geldiği, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde böyle bir çalışması var. Türkiye'de artık bu yönde ve dünya çapında özellikle ilgili Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun birçok klinik araştırması var. Üzerliğin bilinmeyen yönleri yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. Ama bunu rahmetli annem tecrübelerle biliyordu. Şimdi bu klinik araştırmalarla belgelendi üzerlik. Üzerlik ne yapıyor? Kişiyi konuya odaklandırıyor. Efendim hafızayı güçlendiriyor. Baş ağrısı vesaire varsa hafif rahatsızlıkları migren gibi onları ortadan kaldırıyor. Bu da yapılan araştırmalarla belgelendi. Biz bununla ilgili çok güzel formüller geliştirdik. Bu tür rahatsızlığı olan öğrenciler ilkokuldan üniversiteye kadar herkes kullanabilir. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen Evet, doğaldır. evet.